Herkese merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe kariyerimizde devam ediyoruz. Yeni Malatya deplasmanına gidiyoruz. Yeni Malatya istikrarsız. Biz de istikrarsız bir görünüm. Güncel takım formumuzda görünen köy kılavuzu istemiyor. Yani burada istikrarsız yazması çok bariz zaten. Gidişatımızdan belli. Yeni Malatya'ya 8 bize 1.33 oran var. Kağıt üzerine bizim için rahat geçecek bir maç olduğu söyleniyor. Yalnız rakip taraftarlar tıklım tıklım doldurmuşlar stadı. 27.044 kişi stat, 27.044 bilet satılmış. Rakibin iç saha formu çok kötüymüş. Bunu biz avantaja çevirebiliriz. Zaten 7 maç, 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyetleri var. Kendi evlerinde 4 maç yapmışlar. Sadece 3 maç yapmışlar. Sadece 1 galibiyetleri var. Deplasmanda 3 beraberlik bir de mağlubiyet almışlar. Şimdi bakalım takımı bildir diyeceğiz. Ufak tefek değişiklikler yaptık. Souza'yı gezgin oyun kurucu olarak yaptım. Biliyorsunuz oyun kurucu kullanmıyorduk. Uzun paslarla falan bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Ama Souza biraz daha ileri geri buraları kullansın diye böyle bir işe kalkıştık. Bakalım faydasını görecek miyiz? Pas boylarımızı biraz daha kısalttık. Göbekten oynayacağız ama göbekten oynamak da çok yani göbekten oynayacağız diye bir olay yok. Oyunun gidişatına göre değişiklikler yapabiliriz. Biliyorsunuz 3 tane kariyer devam ettiriyorum şu an. Hani bu kariyerler birbirine geçmiş durumda oluyor bazen zaman zaman. O yüzden kusuruma bakmayın. Gözle görülür bariz hatalar yapabiliyorum ama çok üst üste oyunlar oynadığım için inanın çok fazla odaklanamayabiliyorum bazen. Ozan'ın bir şutu var. 3. dakikada dağlara taşlara gitmese de çok kötü bir şut olmasa da hedefi bulamadı. Ön alanda bas. Basay taç alırsın o topu. Evet uzun oynamaya zorladık da bu kadar da olmaz yani. Tek topla da karşı karşıya kalmasınlar bir zahmet. Giuliano. Etten duvara çarptı. Mina hızlı çıkıyorlar. Diallo. Utaybe oynadı. Barazit, Sissoko. Neyse ki kötü bir pas geldi. İki şut çektik. Henüz isabetli şutumuz yok. Rakip adına da bir şut çekilmiş. Onlar için de isabetli bir şut olduğu söylenemez. Dia kontrol etti. Diallo. Kötü bir vuruş geldi. Davetsiz bir misafir. Elif ne var orada? Geri git biraz, geri git. Kızım oradan nasıl geçeceksin? Kız çocukları. Bu arada bir orta gel. Yani maçtan koptum sanırım şu an. Benim derdim başka. Elif neredesin? Hoş geldin. Ya o benim olmaz. Veremem onu sana. Bu arada rakipte bir dakika kızım, rakip oyuncu sakatlanmış bak. Barazit sakatlanmış, oyundan çıkmış. Valbuş, kanada dön tekrar. Zorlama o kadar. Şu göbekten oynayı kaldıralım. Göbeği kalabalık tutuyorlar. Elif, ne yapmaya çalışıyorsun kızım? Ya şu an ben nasıl teknik direktörlük yapayım kardeşim? Elif, ne yapıyorsun? Ya onu bir çık. Onu getirme yani. Yansen. Kızım dur, maç gidiyor maç. Valbuena etkili yerde buluştu. Souza. Alper penaltı lan, penaltı. Evet penaltı. Efendim. Kızım o gitarı ne yapacaksın sen? Bir de bas gitarı istiyorsun. Senden iki kat büyük o. Yansen topun gerisinde. Gol! Kızım gol oldu. Gol! Evet bu gol oldu. Elif kapıyı kapatır mısın lütfen? Lütfen kapıyı kapatır mısın? Teşekkür ederim kızım. Evet şimdi maça dönüyoruz. Aman 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 çocuklar, hemen bir konsantre olmaları gerektiğini vurgulayalım. Pereira uzaklardan bir şut, Souza karşıladı. Souza 6.9 oynuyor. Biraz yorucu olacak Souza için ama teknik olarak tam bir oyun kurucu özelliklerini göstermiyor olabilir ama fiziksel olarak oldukça iyi Souza. Ah, güzel vurdu aslında orada Yansen ama. Tamam sakin, o top bizde. Şikirtel, Sousa, Giuliano.
Evet, Alper'e güzel bir top. Yersin onu, inersin çizgiye. Erken açtın. Ozan. Dün bir arkadaşla, yani arkadaş dediğim hani yorum yapanlardan bahsediyorum. Mail atanlardan bahsediyorum. Hepiniz benim arkadaşımsınız. Bir arkadaşla muhabbet ederken, ya yani muhabbet ederken, yazışırken hani sen hep kornere çıkan toplardan bahsetmişsin ama uzaktan vurulan saçma şutlar falan da var demişti. İşte onlardan bazılarını görüyoruz şu an. Evet, sen de onunla oyna kız. Evet kız. Evet, sen de onunla oyna. Evet, bu iş şeye döndü. Charlie Brown vardı. Hani bu eski çizgi filmlerde büyükleri hiçbir zaman göremezdiniz. Hep çocuklar vardı. Büyükleri göremezdiniz ve onların anlaşılmayacak sesleri gelirdi. Benim de kızımın anlaşılmayacak sesleri geliyor, göremiyorsunuz. Efendim kızım. Evet kızım, çok güzel. Güzel bir kafa netodan ama kızım şu an Joypad'le. Evet kızım, sen o yönlendiriyorsun adamları. Oyna bakalım, bas tuşlarına. İlk yarı bitti. 9 şut bulmuşuz. 3'ü kaleyi bulmuş. İyi oynamışız. Şikirtel çok fazla top kaybetmiş. Souza takımdaki diğer futbolculara göre en fazla top kazanan oyuncu. Sol bölgeden rakip savunma hattına iyi hareketlenmişiz. Şimdi o zaman soyunma odasına doğru gidelim. Gösterdiğiniz performansla hiç memnun değilim dedik. Kim mutsuz oldu? Matthew Valbuena. Şimdi sol kanadı biraz daha kullanalım. Çok pardon. Sol kanadı biraz daha kullanalım. Yani Valbuena'nın olduğu kanadı biraz daha kullanmaya çalışacağız. Efendim kızım. Evet kızım, çok güzel. Giuliano hiç iyi oynamıyor, hatta tel tel dökülüyor diyebiliriz. Giuliano yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Mehmet Ekici'yi atalım. Ofansif oyun kurucu destek yaptım. Souza defansif orta saha destek diyelim. Evet, biraz da. Efendim kız. Bant kızım o. Çift taraflı bant. Bant. Gol yedik ama. Gol yedik. Zor şartlar altında teknik direktörlük yapmaya çalışıyorum. Ne oluyor kız? Efendim, efendim. Yan sen yazdı, yazdı, yazdı. Efendim. Kızım, kocaman gitar, ne yapacaksın onu? Al. Al bak, bu yıllanmış şaraptır ona göre. Mehmet Ekici. Çal. Ozan güzel çevirdi, Alper. 2-1 arka direk, 67. dakika. Her şey var. Futbol var, sanat var, müzik var. Söyle, şarkı da söyle. Ozan Valbuena'ya bıraktı. Valbuena çok güzel bir ara pası ama Yansen hareketlenemedi. Yeter mi bu kadar kızım? Daha yok, daha yok, yeter. Yeter, yeter, yeter kızım, yeter. Ne güzel çalıyorsun sen öyle. Çal şimdi, çal. Evet, Şener, Mehmet Ekici, Alper. İyi gitti. İyi çevirdi. Ozan işte tam bunlardan bahsediyordu o arkadaş. Efendim. Tam bunu yerine koyuyorum. Tamam, dur, dur kızım, dur. Elif, sen büyüdükçe benim işlerim zorlaşıyor. Efendim. Bunu mu istiyorsun? Koltuğumda gözü var. Efendim. Kucağıma mı geleceksin? O buraya mı oturacaksın? Tamam, bir dakika bekle o zaman. Ozan Tufan çok yoruldu. Ozan'ın yerine Mehmet Topal'ı atalım. Gel kucağıma gel. Tamam, bırak bunu. Bırak onu. Ama ben oturuyorum orada. Kalkayım mı? Gideyim mi? Yok ya. Ekici çok iyi gönder. Dur kızım, gol geliyor. Elif gol. Elif gol. Gol olmadı. Farnol'le kullanıyor. Yani 2-1 yeniyoruz ama ne oldu maçta? Kim ne yaptı? Nereye gittiler? Hiçbir şey bilmiyorum. Valbuena, Mehmet Topal. Efendim kızım. Nereye gideyim ben? Mehmet Ekici, tamam gideceğim. Söz gideceğim. Valbuena offside olacaktı.
Tamam kızım, söz veriyorum gideceğim ya. Şöyle yapalım. Evet. Ofansif oyun kurucu. Tamam kızım, gidiyorum ya. Söz veriyorum gidiyorum. Yasen'e de destek yapalım. Hadi hedef adam hücum olsun bakalım. Biraz değişiklik yapalım. Efendim. Ya gel kucağıma. Bekle o zaman. Tamam kızım. Bekle. Şunu kritik anlar yapalım çünkü çok kritik dakikalar geçiriyorum burada. Matilla kullandığı Souza karşıladı. Zaten rakibin şeyi iyi değil. İç saha performansı iyi değil bizde ama iyi oynamışız ya. 17 şut, 5 kale bulmuş. Tamam kızım, ben gidiyorum. Tamam. Yansen çok güzel bir arapas. Tamam ben kalkıyorum, sen buraya oturacaksın. Tamam mı? Tamam kızım. Gidiyorum şimdi. Tamam mı? Tamam. Kalkıyorum kız. Tamam, mama yok ama. Dur kalkıyorum. Tamam, orası senin. Evet. Dur, bitiyor şimdi. Evet, şunu hızlandırmak durumundayım yoksa dayak yiyeceğim. Ve maç 3-1 oldu. Şu golü görelim. Elif, gol oldu. Gördün mü bak? Gol oldu. Tamam kalkıyorum, gidiyorum. Tamam, Mehmet Topal gol attı. Mehmet Topal'ın gol atması güzel bir şey. Tamam, ben ona oturacağım. Mehmet Topal içeri bindirmiş. Çok güzel. Evet, artık santrası da yapıldı bu golün. 3-1 güzel bir galibiyet. Çok fazla hani dahil olduğum bir galibiyet olduğunu düşünmüyorum ama birkaç değişiklikle katkımız olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi Bordo maçında görüşürüz yoksa ben çok kötü dayak yiyeceğim. Kalkıyorum kızım. Fransa'dayız. Bordo maç önünde sizlerle birlikteyiz. Deplasmanda büyük oran fark olmasa da 2.52-63, yani bir nebze de olsa Bordo biraz daha avantajlı gözüküyor. Bizim bir galibiyetimiz, bir mağlubiyetimiz var. Hoffenheim'i ağır bir şekilde kaybettik. Bordo ile Guimaraes berabere kalmış. İnşallah biz Vitória Guimaraes'i yendik. Bordo'yu da yeneriz diye düşünüyorum. Stat tıklım tıklım dolu olacak. Geçen hafta da deplasmanda dolu tribünler vardı. Geçen maç Souza maçın adamı seçildi. Öyle bir artısı var. Gene bozmuyorum Souza'yı. Aynı şekilde başlayacağız. İstediğimiz olayı elde edersek, istediğimiz kazanımları elde edersek tekrar bir orta sahaya Mehmet Ekici takviyesi, Mehmet Topal değişikliği olabilir. Biraz daha enerji katmak adına. Malcolm neymiş, ne yapmış? Oo, bayağı 15 maç, 4 gol, 2 asist. Oldukça genç bir adam ve çok sağlam bir adam olduğu bariz belli zaten Malcolm kardeşin. Preville kaç gol atmış? 13 maç, 4 gol, 1 asist. 4 gol, 2 asist. Bizde Giuliano 12 maç, 1 gol, 6 asist. Valbuena da 14 maç, 6 gol, 4 asist. Gerçekten bir de solda da olaydı. Şurada çok çok etkili olurduk diye düşünüyorum. Hücum hattında iki takım da maçtan önce galibiyet yemini ediyorlar. İnşallah bizimkiler yeminlerini tutar. Evet, Yansen'in vuruşuyla maç başladı. Alper kaptıracak mısın? Çizgiye kadar indi. Yansen'e de iyi çevirdi ama Souza Valbuena çok iyi kontrol etti ama etkili vuruş gelmedi Valbuena'dan. Şener güzel ortaladı. De Preville, Şikirtel en azından rakibin ön alana doğru gidişini durdurdu ve yani defansına kadar geri dönmek zorunda kaldılar. Aman, of, çok tehlikeli bir pozisyonu gerçekten, neredeyse golü yiyorduk diyebilirim. Şu an 0-0 devam ediyor maç. Biz biraz daha etkili olmuşuz. Ama yavaş yavaş sanki Bordo da kendine gelecek gibi gözüküyor. Biraz böyle boş alanları kullanmaya çalışıyorlar. Göbekten oynayı kaldıralım. Sol kanadı kullanalım. Valbuena'nın olduğu kanattan rakibi yıkmaya çalışalım. Alper de fena değil. Ozan çok iyi kontrol. Yansen kaleciyle karşı karşıya. Yansen çok kötü vurdum be. Yani o pozisyonlar kaçmaz artık. Gollük pozisyonlar bunlar. Gerçekten mutlak bir gol pozisyonunu kaçırdı. İyi oynuyoruz. Souza etkili oynuyor. 7.1.
Hadi be, oyun hakimiyetimizi gollere yansıtabilirsek maçı kazanabilirmişiz. Konsantre olun diyelim şöyle. Açtığımız ortaların etkili olmadığı aşikar. Yansen de pek iyi bir gününde değil. Souza ilk yarının adamı. Rakipte de Yunus Sankare %100 müdahale, top kazanma oranı %100'müş. Vincent Janssen bizde de kötü olan oyuncu. Performansınızdan hiç memnun değilim dedik. Janssen seni 60. dakikaya kadar tolere edebilirim. Hadi ikinci yarıda bir 15 dakika daha oyna. Otavio, Vada. Aman aman, tek top. Offside. Neyse ki var ya. Yani tehlikeli geliyorlardı. Abi şu duran topları yapmayın be. Çersev kimmiş ki bu adam gelip duran toplardan kafayla gol atacak bize ya. Kiralık adam gelmiş. Real Madrid'den, Barcelona'dan bir yerden kiralık olması lazım. Vada Malcom'a gönderdi. Çersev, bunlar hep offside'a düşüyorlar. Ya şunlara bir türlü alışamadım ha. Göbekten oyna diyelim, rakip ceza alanına. Paslaşarak gir, koşu yoluna pası da açalım. 9 şut, 4'ü kaleyi bulmuş. Ne yazık ki gol yok. Aferin Yansen, aferin. Sana da bu yakışır. Evet, gene şu şey olayına kapıldık. Yerli maçlarda daha fazla yedek alabilme olayını karıştırdık işte, böyle kötü oldu. Giuliano çok iyi gördü Hasan Ali'yi. Hadi girin ceza alanına. Ozan etkili vuruş gelmedi. 3 kişi var ceza alanında ya. Yani Valbuena Bey. Matthew Valbuena iç forvet. Hücum yapalım. Alper kanat hücum. Hadi sen ofansif orta saha hücum yapacağım Mehmet Ekici. Herkes hücum oynasın anasını satayım. Hoffenheim 3. Hoffenheim 3'te 3 yapıyor şu an yani. 3. maçında da 3-0 önde. 80. dakikaya geldik. Souza gerçekten çok iyi oynuyor ya. Souza'nın görevini bulduk sanırım. Ön libero, gezgin oyun kurucu olarak kullanacağız adamı. Şener o kalabalıktan iyi çıktı ama Neto çok anlamsız bir pas attı. Jovanović. Sakin, sakin. Yani sakin dedikçe şöyle toplarla çıkmaya çalışıyorsunuz, beni deli ediyorsunuz ya. Ekici çok güzel indirdi. Alper tek top. Janssen. Janssen etkili bir vuruş gelmedi. Açısını kaybetmişti. Biraz daha süratli olup ceza alanına girebilirdi aslında. İyi yere çıktı. Ekici harika bir gol. 88. dakika, Mehmet Ekici en iyi yaptığı işlerden birisi uzaktan şut. Üç şut. Kaleyi bulan 6 şut. Bir gol. Rakip 4 şut. Kaleyi bulan 1 şut. Yani maç 1-1. İyi oynadık. Çok iyi oynadık gerçekten. Malcolm. Of ya, şu toplar var ya, ön direği biraz daha güçlendirmemiz lazım. Duran top savunmalarına çalıştırmamız da lazım. Gerçekten çok belli ediyor kendini. Kameni, Şener. Evet, güzel paslar bunlar. Alper offside. Ulan hem adam alamadı topu, hem şey olmadı, bir de offside yani. Kostil. Mehmet Ekici'nin harika golüyle neyse ki 1-1'i yakaladık. Ekici maçın adamı seçildi. Yani Ekici'yi de oynatabiliriz. Performansınızdan hiç memnun değilim diyelim. Kim stresli gözükmüş? Ekici. Ya oğlum, ben bireysel yetenek performanslara bakmıyorum abi. Genel performansa bakarım. Galatasaray Köln 0-0. A grubunda durum ne? Bunların hepsine bakalım. Konya maçı vardı, orada bir gördüm. 2-2 PAOK'la.
Şuradan bir turlara bakalım. Galatasaray lider 3 maç sonunda 5 puanı var. Konyaspor. Evet, Konyaspor PAOK'u geçemeyen diyen arkadaşımız vardı. Buradan gösterelim Konyaspor'un gruptaki durumu ki Arsenal'i de yenmişler. İnanılır gibi değil. Şu an çok merak ettim Arsenal maçını. 2-1 yenmişler bir de. Boru değil ha. Filipovic, Fofana, Chet Chambers, Mertesacker, Mustafi, Bellerin, Klosniak, Kolasinac'mış. Klosniak ne alaka? Yani tam kadro çıkmışlar adamlar. Vay be. 2-1. Adamlar yani ligde iyi değiller ama Avrupa'da tozunu attırıyorlar yani. Mustafa Reşit Akçay. Acaba Mustafa Reşit Akçay'daki şey mevzusunu mu yaptılar? Yani sonuçta bu adamın Avrupa'daki maçları gerçekten iyi. Avrupa kariyeri bayağı iyi. Yani kazandığı maç kaybettiği maçtan 2-3 kat daha fazla. Onunla alakalı olabilir mi? Biz neredeyiz? İkinci sıradayız. 4 puanımız var. Bordo'yla neyse ki son dakikalarda beraberlik golü atabildik. Şimdilik devam edeceğiz. Bakalım 3. maçımız kimleymiş? Hemen bakalım. Kendi evimizde Antalya'yı ağırlayacağız. Antalya maçında görüşürüz. Antalya maç önüyle sizlerle birlikteyiz. Kendi evimizde oynayacağımız bir maç. Stat ne yazık ki yarısı dolu diyebileceğimiz bir sayıya çok yakın. Biz favori olarak gösteriyoruz uzak ara. Rakibin formu çok kötü. Görüyorsunuz son 5 maç 1 beraberlik, 4 mağlubiyet. Oysa ki çok iyi bir kadroları var ama ligin dibine demir atmış bir takım. Fiziksel olarak çok güçlüler. %31 şut isabetiyle ligin en kötüsü. Burada tabii ben oyuncuların şut istatistiklerinin kötü olmasını sanırım kaleye gördüğünde vur talimatı açık olabilir çünkü yani hücum gücüne baktığınız zaman Antalya iyi durumda. Bu kadar isabetsiz şut çekeceklerini düşünmüyorum. Samir Nasri yokmuş. Bizim için güzel bir olay bu. Samir Nasri'yi gelecek sezon için almaya çalışacağım. Bakalım alabilecek miyiz? Şimdi Souza son 2 maçtır gezgin oyun kurucu olarak oynuyor ve 7.9 7.4. Hadi yeni Malatyaspor çok kötüydü falan diyebiliriz ama bir Fransa'da deplasmanda çok iyi oynadı. Yani geriden gelip topu alıp oyun kurma olayı oldukça iyiydi. Ve Ozan Tufan'a da yaptığımız bireysel antrenmanlarda merkezden topla birlikte kat eder. Bu olayı da gerçekleştirdik. Merkezden topla birlikte kat eder. Şimdi yeni bir çalışma yaptırıyorum. Topu diğer kanada değiştirmeyi sever. Orta sahadaki oyuncularımızı bunu yapmaya çalışacağım. Souza'ya yüklenmiyorum ama Ozan Tufan pardon genç bir oyuncu olduğu için inşallah bunu yapacağız. Sandro biraz yavaş bir oyuncuydu. Venkör de fena bir adam değilmiş hızlanma olarak. Sağlam bir orta saha var. Çok böyle göbekten zorlamanın bir anlamı yok diye düşünüyorum ben. Çıkıp eğlenin iyi şanslar dedik. Kimmiş tepkisi kötüymüş Neto'nun. Neto çok mükemmel bir adamsın ya yani. Şimdilik göbekten biraz oynayalım bir 15 dakika falan. Maçın gidişatına göre. Oyun kurma yönünü veya işte 3. bölgede nerelerden baskı kuracağımız yönde değişiklikler yapabiliriz. Menez ikili sıkıştırma orada Souza Menez'e faul yaptı. Duran toplar da çok tehlikeli olabilirler. Rudbofen, Çeluska, Joru, Diego Angelo, Musa Nizam aslında hiç fena kadro değil. Maicon, Menez, Deniz Kadah ve Samuel Eto'o. Yani al adamları Fenerbahçe'nin dörtlü hücum gücü olabilir. Belki Deniz Kadah biraz hani tercih edilmeyebilir bir ihtimal ama geri kalan 3 oyuncu kullanılabilir. Ama ne yazık ki gerçekten çok kötü durumdalar. Şöyle biraz daha azimli oynayın diye takıma gaz verelim. Hasan Ali, Valbuena, Ozan. Hasan Ali'den orta geldi ama Hasan Ali'den. Yani Hasan Ali bile diyemedim az önce görüyorsunuz. Dilim o kadar dönmüyor yani. Valbuena'nın Çeluska'dan top alma gibi bir şansı yok zaten. Eto, Menez, bomboş göbek. Adamlar bir de artistlik yapıyorlar. Kenara kenara pas atıyorlar. Yani orada
Kaleye vursalar gol olacaktı büyük ihtimalle gelişine. Deniz, Maicon. Ah be abicim be. Bu kadar zorla gol yenmez ki ya. Kim o? Solza'ya çarptı, top gol oldu. Yani o kadar ağladık, zırladık, üzüldük. Adamlar bizi patates etmeye niyetli galiba. Kanatları kullanmaya çalışalım. Matthew Valbuena. Neto kaleci. Ah be abicim be. 3 şut çektik, henüz kaleye bulan şutumuz yok. Direkten dönen bir tane topumuz var. Çaluska. Deniz, bas abicim bas. Fernandao ile oynuyoruz bu maç. Bofen abi, bassana adama. Hasan Ali'den güzel bir pozisyon. Lan bırakma topu. Şimdi bu saçmalığı biri bana anlatsın yani. Bu saçmalığı biri anlatsın. 40. dakika, henüz bir numaramız, bir olayımız yok. Maicon Kameni kurtardı. Üstüne gelen topu rahatlıkla aldı zaten. Gol yemekte üstümüze yok. Güzel goller yiyoruz, iyi goller yiyoruz. İlk yarı bitmek üzere, 45. dakika. Bir dakika uzatma dakikası eklendi. Çeluska, Vanker, Çeluska. Kaleye doğru yöneldi top. Kameni son anda kurtardı. Souza rakibine çarptırdı. Neyse ki korner kazanmadılar bir tane daha. Gene baktığınız zaman takımda en Souza oynuyor. İkinci yarısından daha farklı performans bekliyorum dedik. Kameni de 3 şut kurtarmış. Yani en kötü kaleye bulan takımlardan birisiyken şutlarda bu maçta biraz daha rahat oynuyorlar sanki. Ekici, Fernandao, Valbuena, Fernandao nasıl? Hasan Ali kaldırım. Fernandao. Valbuena. Gol. Gol Alper. Fernandao'nun asisti. Alper Potuk ceza alanına girdi. Hadi 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 hadi, daha azimli oynayın. Daha azimli oynayın. Bir yetmez, 2-3 olsun. Ofansif orta saha hücum diyelim, Giuliano'ya biraz daha ceza alanına girsin. Rakip ceza alanında kalabalık olmaya çalışalım. Hasan Ali kaldırım. Ozan, Souza. Çok güzel Alper. Yanında Şener var. Sakin. Çok güzel bir top. Alper içeri çevirdi. Giuliano beklemeyeceksin oğlum. Beklemeyecek. Tek topta vursana. Çok güzel top Şikirtel, Alper. Bir orta daha. Fernandao. Aslan aslan. Lan Avrupa kadrosunu almadık bu adamı. Ayıp ettik resmen ya. Vallahi maçın adamı seçilecek. Bir gol, bir asist. Hasan Ali indirdi. Ozan, iyi oynuyoruz. Uf, Kameni var ya. Harika kurtardı. Biraz övgü de yapalım takıma yani. Son 15 dakika falan iyi oynadı takım. Şimdi biraz değişiklik yapalım. Şöyle defansif orta saha destek Mehmet Topal'a atalım. Oğuz Kağan da aslında fena değil. Biraz böyle yükselmeye başlamıştı özellikleri, ama almak isterim ama bu maçta olmaz tabii ki de. Ofansif orta saha hücum Valbuena'yı ofansif oyun kurucu destek yapalım. Menez orada nasıl boş bırakıyorsunuz? Çaluska, yalnız Çaluska var ya, orta yapacak zannettim. Çok iyi top gönderdi orada Çaluska. Tekrar Çaluska, adam şov yapıyor ya. Şuraya bak, bir Çaluska'dan topu alamadık. 68. dakika. Neyse ki sonraki önemli an için bekleniyorum moduna geçtik. Beyler konsantre olun. Bak son 15 dakika. Yalnız hakikaten rakibin iki orta sahası sertti. Souza'yı demek ki çok zorladılar yani. Adam çok rahat oynayamadı belli. Hasan Ali, Valbuena. Şu an takımda oyun kurma görevini Valbuena'ya verdik. Ve sol kanadı kullan diyelim. Eto'o.
Uf, yani var ya adamlar da baya baya şey geliyorlar ya. Oğlum nasıl oluyor ya sürekli şut çekiyorlar. En önemli şeyi unuttuk tabii ki de. Koşu yoluna pas, daha dikine pas. Biraz daha pas boyunu uzatalım. Şu an galibiyet için ve beçe pardon beraberlik için Antalyaspor üstümüze geliyor ama biz boşlukları bulup rakibi cezalandırırız diye düşünüyorum. Valbuena iyi gördü. Alper, Fernandao, Giuliano öldürme topu Valbuena. Valbuena yanında adam boştu be abicim. Müsaitti. Bu arada takılıyor oyun ya. Gerçekten bugün bir arkadaş daha sormuş. Takılıyor. Bende de takılıyor. Oynarken bile takılıyor. Yani şu an kayıt yapıyorum ama CPU kullanım %20'lerde falan, hatta size de göstereyim yani. Şurada görüyorsunuz %21 falan yani. İşlemci kasmıyor. Şener, Venkör, Yekta, Eto, Ozan. Ulan araya girin, ne yapıyorsunuz ya? Top böyle var ya, bilardo topu gibi. İki takım da uzun toplar yapıyor. Matthew Valbuena fişi çekecek, golü atacaklar bence şu an. Neto, sakin. Bak ayağın güzel senin. Evet, pas atarken böyle çarpık çurpuk attı. Alper Hasan Ali'nin koşu yoluna bıraktı. Bu maçın bittiği anlamına geliyor. Zaman zaman zorlandık maçta. Gerçekten rakip oldukça fazla şut çekti. Durduramadık, engelleyemedik rakibi ama neyse ki Fernandão'nun üstün oyunuyla galip gelmesini bildik. Kameni de çok etkili bir oyun çıkardı. 519 bin euro. 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalamışız ligde. 6 galibiyet, 3 beraberlik ve liderlik koltuğuna oturduk. Oyunumuzda eksikliklerimiz var. Tabii zamanla bunları da yerleştireceğimizi düşünüyorum ben. Belki Nottingham Forest'taki gibi öyle bir değişiklik yaparız. Valbuena'yı çizgiye çekerim. Ters ayaklı kanat oyuncusu yapabilirim. Böyle deneyebiliriz. Hatta deneyelim. Valbuena'yı ters ayaklı kanat oyuncusu destek yapıp içeri bindirmeye çalıştıralım. Evet, yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. 2 galibiyet ve 1 beraberlik olan bir bölüm kapatıyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.